Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli arkadaşlar, bugün üçüncü dersimizde birlikteyiz. Ünite başlığımız Es-Seferu. Yolculuk, seyahat. Te'biratun içtimaiye. Te'birat ifadeler anlamına geliyor. Kalıp ifadeleri, deyimsel ifadeleri ifade ediyor tabi. İçtimaiye, sosyal, toplumsal. Sosyal ifadeler. Harful fe. Fe harfi. Tesaffahid derse. Dersi incele, gözden geçir. Anlamlarını verdik, buna geçiyoruz. Te'biratü ders, affen. Kelimatü dersten başlayalım. Dersin kelimeleri. Ta'ira, uçak. Tezkira, bilet. Tefaddal, buyur, buyurun. Rihle, yolculuk, gezi. Müsaade, yardım. Afven, affedersin, teşekküre karşılıkta bir şey değil anlamı verir. Matar, havaalanı, havalimanı. Üsbu'a, hafta. Gadim, gelen. Fincan, fincan. Eclisu, celese, yeclisu, oturmak. Eclisu, ben otururum, oturuyorum. Gıtarun, tren. Yantaliku, intalaka, yantaliku. Ayrılmak, kalkmak. Sefara, büyükelçilik. Hatif, telefon. Etemenna, temenni etmek, dilemek. Te'biratü ders, dersin kalıp ifadeleri, deyimsel ifadeleri. Cevazü seferi, pasaport. Min fadlik, lütfen. Lev semahte, arkadaşlar bu pardon, affedersiniz, izninizle gibi anlamları var. Fakat kullanımda min fadlik ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Yani min fadlik yerine lev semahte diyebilirsiniz, nezaket ifadesi olarak. Bikülli sururin, memnuniyetle. Şükran, şükran, teşekkür ederim. Şükran leke, sana teşekkür ederim. Ala müsaadetike, yardımından dolayı. Ala demek ki neden dolayı teşekkür ediyorsak onun başına geliyor. Kime teşekkür ediyorsak onun başına da lam geliyor. Şükran leke, sana teşekkür ederim. Ala müsaadetike, yardımın için. İnşaallah. Aslında bayağı uzun bir cümle bu. İn şart edatı, şae dilerse, Allahu, Allah dilerse demek. Fakat biz bunu inşallah diye alışmışız. İnşallah diyoruz. Ama yazılışına dikkat edelim. Hel estatiyo. İstata'a, yestatiyo. Güç, yetirebilmeyi ifade eder. Ebilmek, abilmek. Hel testatiyo en terkuda. Koşabilir misin? Hel testatiyo en tetekelleme. Billugatil İngilizce, İngilizce konuşabilir misin? Mehatta, istasyon anlamına geliyor. El gitar, mehattatul gitar, tren istasyonu. 10'dur ile suratini. İki resme bak, ecip ve cevapla. Mâdâ tera, ne görüyorsun? Fis suratini, iki resimle. Fissuratil ula, matar. Fissuratil thaniye, mehattatul gitar. Hel tufaddilu sefere, faddale, yufaddil, tefdil, tercih etmek. Tercih eder misin? Es sefere, yolculuğu. Bit tairati. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ulaşım araçlarının başında B harfi cerri kullanıyoruz. Uçakla mı? Ev veya. Bil gitari. Trenle mi? Uçakla mı veya, burada tabii yoksa anlamında aslında en veriyor ama burada bunu verebiliriz. Yoksa trenle mi seyahat etmeyi tercih edersin? Yolculuk yapmayı tercih edersin? İstemi' ve kıra. İstemi' ve kıra. Tezkirata't-ta'ira ve cevâzes-seferi min fadlik. Tefaddal. كم حقيبة معك؟ معي حقيبة واحدة. أعطني جواز السفر لو سمحت. بكل سرور، تفضل. حسن، رحلة سعيدة. شكرا.
Evet, hemen anlamına geçelim. El muvazzafı memur, görevli anlamına geliyor. Tezkiratet tairati. Aslında bu cümle kısaltılmış bir cümle arkadaşlar. Uridu. E'atini gibi bir fiil buraya koymamız gerekiyor zihnimizde. Tezkiratet tairati. Uçak bileti. Ve cevazı seferi ve pasaport. Min fadlik lütfen. Yani şunu demek istiyor değil mi? Uçak biletini ve pasaportunu bana ver lütfen. Tefadal, buyurun. Kem, kaç, hakibeten, kaç çanta, maake, yanında var. Ma'a birlikte, yanında demek. Senin yanında kaç çanta var? Türkçeleştirirsek, kaç çantan var? Ma'i, bakın şunu ne yapıyoruz? Şu ke diye sormuştu. Fakat şimdi benim yanımda var, benim var diyeceğiz. O zaman iyiye getiriyoruz. Ma'i, benim var. Hakibetun vahidetun, bir çantam var. Türkçeleştirirsek arkadaşlar, benim var demiyoruz. Bir çantam var. El muvazzaf, bakın e'atini burada kullandı. Yukarıda da aslında var. Fakat kısa konuşma olduğu için, daha doğrusu konuşma dilinde kısaltmalar yapılır. O yüzden oraya yazmamış. Burada yazmış. E'ata, i'ati, i'ata vermek. E'atini. Bakın şu ye beni bana anlamı veriyor arkadaşlar. Bu da nun kaynaştırma harfi. Yani bunu yazabilmek için veya okuyabilmek için bunu koyuyoruz araya. E'atini, bana ver. Cevaze seferi, pasaportunu lev semahte. Bakın lütfen anlamda kullandım değil mi? Nezaket ifadesi olarak aynen kalıbımız geçiyor. Neydi? Pardon, affedersin, izninizle gibi bir anlamı vardı kelimenin. Fakat sıklıkla min fadlik lütfen yerine kullanıyor arkadaşlar. Bi külli sururin memnuniyetle tefaddal buyur, buyurun. Hasenün, hasenün kelimesi aslında güzel anlamına geliyor. İyi, güzel. Fakat bu da bir kalıp ifade. Peki, tamam anlamına geliyor. Rihleten saideten, iyi yolculuklar. Tam anlamı mutlu yolculuk anlamına geliyor. Fakat kalıp ifade olduğu için iyi yolculuklar diye çeviriyoruz. Şükran, teşekkür ederim. İkra il cümlel atiye. İkra, oku el cümel. Cümletün, cümle, el cümel çoğulu cümleler oku el atiye. Atiye gelen demek aslında ama biz aşağıdaki diye çevireceğiz. Aşağıdaki cümleleri oku. Ve lahiz ve dikkat et. Ma şeye tahtehu, onun altında vardır. Hattun, bir çizgi. Altı çizili olanlara dikkat et. Lev semaht. Bakın başta da gelebiliyor, sonda da gelebilir arkadaşlar. Min fadlik ve ikisi. Bu nezaket ifadesi de lütfen diye çevirebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi başka anlamlar da var. Lev semaht. A'tinil kalem. Lütfen kalemini bana ver. Böyle de çevir yapabilirsiniz. Bakın nezaket ifadesi. Kalemini verir misin? Bana kalemini verir misin? Tefaddal. Buyurun. Min fadlik. Lütfen de diyebilirsiniz ama nezaket ifadesi olarak cümlenin içine de ekleyebilirsiniz. Uridu fincane kahvetin. Uridu, ben istiyorum. Fincane, bir fincan kahvetin. Bir fincan kahve istiyorum lütfen. Bir fincan kahve alabilir miyim demeniz aynı anlamı verir arkadaşlar. İlla lütfen demek zorunda değilsiniz. Maksat burada nezaket. Ha, min fadlin anlamı nedir hocam derseniz lütfen demek. E'atini, bana ver. Cevaze seferi, pasaportunu lev semaht. Lütfen. Toparlarsak bakın. Pasaportunu verir misin? Pasaportunuzu verebilir misiniz? Dediğimiz zaman bir nezaket ifadesi kullanmış oluyoruz. İşte lev semahte o nezaket ifadesini bize gösteriyor arkadaşlar. Cevap olarak ne diyor? Bi külli sürurin, memnuniyetle. Şükran alel müsaade. Yardımınız için teşekkürler. Şükran alel müsaade. Bakın neden dolayı teşekkür ediyorsanız onun başına alayı getiriyorsunuz arkadaşlar. Yardımınız için teşekkürler. Pekala, burada sizin anlamı yok. Ben neden sizin anlamını veriyorum?
El takısı tanımlık demek. Yani harfi tarif, belirli hale getiriyor. Herhangi bir yardım değil, sizin yardımınız. Yani konuşanla karşısındaki muhatabı o olayı biliyorsa bu yeterli, ikisinin bilmesi yeterli. Onun başına el takısı getiriyoruz. Başkasının yardımı değil, sizin yardımınız anlamında oradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın burada e'atinil kalem var. El kalem. Kimin kalemi? Tabii ki karşımızdaki kişinin kalemi. Başkasının kalemini istemiş olamayız. Niçin? El takısı var çünkü. Belirlilik takısı. Affen. Affedersin. Affedersiniz. Eynel mataru. Havalimanı nerede? Biz affedersiniz de diyoruz. Pardona diyoruz değil mi? Yani konuşmaya başlamak için izin anlamında. Erake. Era gör, ben görürüm. Ra'a, yara görmek. Era ben görürüm. Keseni gaden. Yarın. Yani yarın görüşürüz. Türkçe çevirisi bu şekilde olacak. İnşallah. İnşallah yarın görüşürüz. İlellika. Görüşmek üzere. Maasselame. Güle güle. Tabi hoşça kal anlamında verebiliyoruz bu maasselame arkadaşlar. Yani birden çok çeviri bazen yapmak mümkün Türkçemize. Arapçada birden çok vedalaşma ifadesi bulunmaktadır arkadaşlar. Yeri geldikçe onları da göreceğiz. Üktüp yaz. Et-tabira ifadeyi el-münasibe uygun ifadeyi fil-feragı boşla. Kalıp ifadeler bunlar değil mi? Deyimsel ifadeler. Şimdi öriydi bağda sükker. Öriydi istiyorum bağda biraz sayılabilir bir varlık olsaydı Bağdat'tan sonra gelen birkaç anlamı verecekti. Sayılamayan bir şey. Sükkeri, şekeri sayamıyoruz. Biraz şeker istiyorum lütfen. Lütfen'i pek kullanmıyoruz Türkçe'de. O zaman biz ne yapıyoruz? Yani lütfen'i kullanıyoruz da bu anlamda pek kullanmıyoruz. Biraz şeker alabilir miyim? Biraz şeker verebilir misiniz? Gibi nezaket ifadesinin içine koyabilirsiniz arkadaşlar. A'tinil kaleme min fadlik. Lütfen kalemini bana verir misin? Veya kalemini verebilir misin? Bak nezaket ifadesi. O da ne diyecek? Arkadaşlar tefadal. Değil mi? Buyur. Buyurun. Ene misafirim. Ben gidiyorum diyor. O da ne diyecek? Güle güle diyebilir. Değil mi? Ma'asselame. Hel estatiyam en eclise huna. Ebilmek demiştik. En eclis. Celese, yeclise, oturmak. Buna, bura, burada, buraya. Buraya oturabilir miyim? İzin isteyecek demektir. O zaman izin isteme ifadeniz neydi? Affen değil mi? Affedersiniz. Pardon. Buraya oturabilir miyim? Naam, evet. Bakın, helle sorulan sorular ya evet, naam ya da la. Hayırla cevap verilir. Tefaddal, buyurun. Evet, buyurun. Erake fid dersil kadim. Görüşürüz. Diyecek. Seni görürüm. Yani görüşürüz demek istiyor. Fid dersi derste el kadim gelen. Gelen ne demek? Bir sonraki ders anlamına geliyor arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz. İlel likai görüşmek üzere. Erake görüşürüz. Seni görürüm. Fid dersi kadim. Bir sonraki derste, önümüzdeki derste görüşürüz. İstemi vakra. İstemi vakra. Hel saferte bil qitar ya abi? Naam. Min ayna yantalikul qitar? Min mahattatil qitar. Etemenna an usafira bil qitar ya abi? İnşaallah. Evet arkadaşlar. El ibn. Oğul. Bir kişinin kendi çocuğu anlamında, oğlu anlamında. Hel saferte. Safera. Yusafir. Müsaferatun. Yolculuk yapmak, seyahat etmek. Seyahat ettin mi? Bil gitari. Trene. Bakın ne demiştik? Ulaşım araçlarının başına B harfi cerri olur. Trenle yolculuk yaptın mı? Seyahat ettin mi ya ebi baba? Şu ye benim anlamına geliyordu. Baba, trenle yolculuk yaptın mı?
Bakın hel sorusu evet veya hayır olacak cevabı. El ebu baba naam. Evet. Bunların başına için el takısı gelmiş. Bakın başka bir çocuk, başka bir baba değil. Bu resimde gördüğünüz baba ve çocuk. Belirlik katıyor. El ibn oğlu min eyne nereden yantaliku kalkar el qitaru. Tren nereden kalkar? El ebu baba min mahattatil qitari. Tren istasyonundan kalkar. Min dendan anlamı veren bir harfi cerak geçer. El ibn oğlu diyor ki etemenna temenni ederim, dilerim en üsafira. Yolculuk yapmayı bil qitari trenle ya ebi. Baba. Dilemek, istemek anlamına gelir. Ben de diyor trenle seyahat etmeyi, yolculuk yapmayı isterim baba diyor. İnşallah. İnşallah. Harful fe, fe harfinin başta, ortada, sonda yazılışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kitabınıza bu alıştırmayı ne yapabilirsiniz? Şu şekilde yapabilirsiniz. Üktüb, yaz. Geçiş yaparsak, bakın sonu cezimli, esreyle geçiş yaparız. Üktübil fe'e. Fa harfini yaz. Fil faragi boşla. Feteha, açmak. Kaf. Kaf harfi. Miftah, anahtar. Harifun. Harif, sonbahar demek arkadaşlar. Mihfazatun, cüzdan. Rufufun. Raffun, rufuf, raf kelimesi Arapça bir kelimedir arkadaşlar. Türkçe'de kullandığınız birçok kelimenin Arapça olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Çok yaygın kelimelerin birçoğu neymiş? Demek ki Arapçaymış arkadaşlar. Fe'run, fare. Sayfun, yaz. İstema ve reddet. Evet arkadaşlar. F harfinin başta, ortada, sonda ve üstün, ötre, esre ve cezimli okunuşlarını hem görüyoruz hem dinliyoruz. Ferah, ferah, sefer, sefer, vakafa, vakafa. Ful, ful, yefuz, yefuz, yekifu, yekifu. Fid, fid, hafız, hafız. Qifi. Bu normalde hafızadır arkadaşlar. Yani sonun cezmedilebileceğini göstermek istiyorsa sakin olarak okunabileceğini gösteriyor Arapçada. Hufra. Hufra. Qif. Qif. Farig. Farig. Sefaratun. Sefaratun. Vakafa. Vakafa. Ful. Ful. Yafuz. Yafuz. Yakifu. Yakifu. Fid. Fid. Hafiz. Hafiz. Qifi. Qifi. İstema ve lahad el fark. Dinle ve farka dikkat et. Farag. 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 Sefer. Sefer. Sefaratun. Sefaratun. Vakafa. 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 Evet, gördüğünüz gibi Elif gelince ne yaptı? Bir saniye veya bir buçuk saniye kadar uzatmamızı sağladı. Tabi bir elif miktarı diyoruz, yine elifin adını kullanıyoruz çekerlerde. Yani bir, bir buçuk saniye kadar çekmek anlamına geliyor. Bir elif miktarı arkadaşlar. Ful. 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 Yafuz. 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 Yakifu. Yakifu, yakifu, yakifu. Evet, ve o da harfi met olarak bir elif miktarı çekmemizi sağlıyor. F,
فد فد فيد فيد حفظ حفظ حفير حفير قفي 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 Ya da harf-i med olarak, şeker harfi olarak ne yapıyor? Bir elif miktarı, yani 1-1,5 saniye çekmemizi sağlıyor arkadaşlar. Uktub ma tesma. Duyduğunu yaz demiş. Bakalım yazabilecek misiniz? Tefaddal. Tefaddal. Fetaha. Fetaha. Sefara. Sefara. Hatif. هاتف مسافر مسافر مفتاح مفتاح kontrol edelim bakalım doğru yazmış mısınız? استمع وردد dinle ve tekrarla. فاز الفريق بالكأس. Evet arkadaşlar. Faze kazandı. El feriqu. Feriq, grup, ekip, takım. Üç anlamında öğrenelim arkadaşlar. Takım kazandığı bil ke'si. Faze fiiliyle arkadaşlar kazanmak fiili B harfleri birlikte kullanılır. Yani neyi kazanmışlarsa onun başına B gelir. Bil ke'si kupayı kazandı. Fissaffi, sınıfta vardır. Taviletün, bir masa. Kebiratün, büyük bir masa vardır. El-miftahul kadim. Fetaha fadin nafida. Fetaha açtı. Fadi bir isim arkadaşlar. Erkek ismi. En-nafidete, pencereyi açtı. الفراش نظيف. فراش yatak, nazifun temizdir. Mübteda haber cümlelerini öğrenmişsinizdir artık. الدفتر على الرف. Defter rafın üzerindedir. المفتاح قديم. المفتاح anahtar, kadimun eskidir. Es-sefâratu muğlaka. Es-sefâra büyük elçilik demiştik. Muğlaka kapalı. Uhibbu fasla sayf. Uhibbu. Ahabbe yuhibbu samek. Uhibbu ben severim. Fasle mevsimini, es-sayfi yaz mevsimini severim. Yakra'u feridun sahife. Yakra'u okuyor. Ferid es-sahifete. Gazeti. Sahife gazete demek arkadaşlar. El-hatifu yarin. Hatif telefon. Ranne yarin. Bakın yansıma sesi. Ranne. Çalmak. Telefon çalıyor. الغرفة فارغة. غرفة أودا. الغرفة فارغة بوش. أودا بوشتر. النقود في المحفظة. نقود بارا دميك arkadaşlar. في المحفظة çantada cüzdanlıdır. Para cüzdanlıdır. والحمد لله رب العالمين